İlişkiniz ilk günlerdeki gibi değilse bu yöntemi denemelisiniz. Hangi yöntem? Mantranızı yazmak. Ne kazandıracak size, ailenize, ilişkinize? Çok şey kazandıracak. Çünkü bu mantranın yaptığı en önemli şeylerden biri, ikili ilişkilerde maksimum empati yapmayı sağlıyorsa. Empati yapan insan kesinlikle karşıdaki insanı kıramaz. Empati yapan insan karşıdaki insanı rencide edemez. Empati yapan insan karşıdaki insanı üzemez, haksızlık edemez, şiddet gösteremez, fiziksel sözlü kötü bir şey yapmaz. Dolayısıyla mantramızı yazın diyorum. İlişkiniz eskisi gibi, ilk günkü gibi değilse. Mantramız, biliyorsunuz, bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Şimdi bir insan mükemmel bizi yaratıyoruz mantığıyla, programlamasıyla hayatına devam ediyorsa, ailesi de o biz kavramın içinde değil mi? Tabii ki içinde. Eşi de, erkek arkadaşı da, kız arkadaşı da, atıyorum neyse, veyahut da işte ailedeki fertler, o bizim içimde. Yani o kişi zaten egoist değil, paylaşımcı, herkesin iyiliğini isteyen biri. Diğer insanlar onu sever ki. Diğer insanlar onun yanında olmaktan mutluluk duyar ki. Onun için gerçekten bizim bu mantranın en fazla etki yaptığı ortamların başında ikili ilişkiler geliyor. Ben çok insan gördüm, biliyorsunuz. Yaklaşık 4 yıldır bizim mantra halk tarafından yazıyor. Ben 30 küsur yıldır mantralar yazıyorum. Bu mantrayı da yaklaşık, şimdi yalan olmasın, 4,5-5 yıl önce buldum. Bulduktan 6-7 ay sonra da paylaşmak zorunda kaldım. Sizden gelen sonuçlar, yorumlar benim bu konuda kendimi geliştirmeme çok katkı sağladı. Bu mantranın yazılış şekli, sayılar konusu, büyük küçük harf olayı, mesela parça parça yazmak, çok şeyi sizden de öğrendik. Siz sonuçlar alıyorsunuz, bana yorum atıyorsunuz. Hocam ben yazdım, ilk haftada mesela eşimden ayrılıyordum, şimdi ilişkimiz düzeldi. Bana çok saygı gösteriyor, hediyeler aldı gibi gibi. Mesela veyahut da erkek arkadaşımla çok kötü durumdaydı, şu anda her şey yoluna girdi. Şimdi her zaman biz şöyle düşünüyoruz. Ben haklıyım, karşı taraf haksız. Yani bazen biz de haksız olabiliyoruz ama biz bunun farkında değiliz. Bu mantra insanı uyandırıyor, farkındalık yaratıyor, empati yaptırıyor. Dolayısıyla da o ilişkinin düzelmemesine imkan yok. Siz o zaman bu mantrayı düzenli olarak her gün yazarsanız ve belli bir sayının üstünde yazarsanız, çünkü o da önemli. Yani bu şey gibidir mantra, bir ilaç gibidir. Yeterli dozda alamazsan o ilacın sana getireceği faydalara ulaşamaz. Dolayısıyla mantramızı yazalım, dürüst olalım, empati yapalım, kimseye haksızlık etmeyelim, egoist olmayalım, egomuzu bir kenara bırakalım. Zaten bu dediklerimi mantrayı yazdığınız zaman otomatikman o yapıyorsunuz. Onun için dikkat ederseniz ben mantrada demiyorum, beni zengin yap, ben demiyorum ki benim ilişkilerimi düzenle, sağlığımı düzenle diye ayrı ayrı yazmıyorum. Diyorum ki bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Şimdi sizin önceliğiniz, ikili ilişkinizi düzelmesi ise o zaman tabii ki önce o yöne gidiyor. Önce o problemi çözüyor. O problemi çözmek için size fikirler gönderiyor. Evrenden geliyor. Onun için mantramızı yazıyoruz, her gün yazıyoruz ve bu videoda anlattığım şeyleri bir kere daha izliyoruz. Hoşça kalın.